Ve üstelik de bu nefretin adresi kim? Boğaziçi'li öğrenciler. Ne yapmışlar? Üniversitelere yönelik bir atama ile ilgili. Protest sayı. Evet, 3-5 pankart göstermişler. 3-5 gösteri yapmışlar. Sosyal medyada anayasal haklarını kullanmışlar. Evet, anayasal kullanmışlar. haklarını kullanmışlar. Ee, yürümek istemişler vesaire vesaire. Ekrem Bey üstelik çocukları yaşında. Tamam. Şimdi burada şöyle bir şey var. Kendisinin çocuğu yaşında. Biliyorsunuz Boğaziçi'li öğrenciler hukuk talep edince onlara hukuk fakültesi sunuldu. <laughs> evet bir gece bak. Bugün de dekanı biliyorsunuz. Evet, hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi. Beklenen hukuk şey Fakültesinin yapıldı. dekanı ile ilgili olarak çok değerli bir e, olan Profesör Doktor Binnaz Toprak da şuna dikkat çekiyor. yani diyor Boğaziçi'ne talimatla kurulan hukuk fakültesinin dekanlığına barış akademisyenlerin ihracı önünde oy kullanan Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Selami Kur'an atandığı Ondan sonra iktidarla ilişkisi melih Bulu gibi sıkı fıkı diyor Binnaz Hoca. Milletvekili MHP tabanlı olan Kur'an ardından AKP'den milletvekili aday adaylığı mevcuttur. Hükümet daha önce Selami Kur'an'ı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıç adayı olarak önermişti. Üç kere. Ve e, Avrupa Red Mahkemesi yetersiz evet, e, gördüğü evet. için bu isimleri reddetti. Üç kere reddetti. E, demek ki hani bu şekilde yetersiz görülen bir isim bu Asya Hukuk Fakültesi'nin oraya, dekanlığına şey, mı layık görüldü? Binnaz Toprağ'ın evet. E, şeyi de bu şekilde arkadaş, o Zaten kaldı. onun için kuruldu. O iki fakülteyi niye kurdular? İşte Orayı tekrar kadroları, içeriden kadroları istedikleri almak, kişileri orada öğretim o, üyesi yapmak yapalım, oradan senatoyu almak. ele geçirmek falan bir şey yapmak dönüştürmek ya üniversiteyi de dönüştürmek orayı da ele geçirmek bir üniversiteyi herhalde en hızlı dönüştürme yöntemi ancak bu kadar. Bu, ya bu ya evet. size yani, bir örnek. İki ben anayasaya, aykırı. Ortaya koyup. anayasaya aykırı, kanuna aykırı, hukuka Bak, aykırı. Benim bir önerim vardı. Bu şeyin bekleri çok başarılıysa başarılı buluyorlar değil mi? Boğaziçi'ne atadıkları rektör. Melih buluyor. Melih buluyor. Ee Şimdi geçen gün Cumhurbaşkanı Rize'deydi. Kendi adını taşıyan, değil mi? Evet. ek binalarını açtı. Dedi ki: "Bu bana yakışan dedi. bu üniversiteyi dedi ilk ona sokmak Türkiye'de. Yani Dünyada da de, de, 500'ü dedi. İşte Melih bulu. Koysun rektör olarak oraya. Desin ki al sana 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl şey yapsın. bunu ilk ona soksun. Bıraktım dünya 500'ünü." Türkiye'de ilk ona soksun. İnan ki ondan sonra bak Boğaziçi'nin de Teknik Üniversitesi de, de hepsini buna bağlasınlar. Üst, rektörler üst olsun. Abi, Kolay bir şey mi? Evet. Türkiye'nin yani ilk 500'e girmek. Ya, tamam, siz de hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Yani... Türkiye'de 16 tane hukuk fakültesinin dekanı ilahiyat mezunu. Yani Boğaziçi hukukun başına Hukasına... ilahiyat mezunu atanmadığına şükredip oturur kardeşim. Evet. Melih Bulu'nun sonuçta daha önce kurucu olduğu bir e... İşte bir, bir süre rektörünü yaptığı üniversitenin e, sıralamada kaç yüz altmış altı üniversitenin sınavı bir takım gelenekleri yani, var. Türkiye için söylüyorum. Zaten, Türkiye 150. Var. küsurdan ne yer aldığını biliyoruz. Gökmen Bey size bir örnek Buyurun. vereceğim. Hatta bu e, bizim gazetede bile geçmişte e, eleştiri konusu olmuştu. E, 90'lı yıllarda falan Boğaziçi Üniversitesi'ne Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılmıştı. Ve e, Boğaziçi'ni birini atamak istedikleri için o gelenekten gelmiş... İngiliz filolojisinden bir hocayı oraya dekan olarak atamışlardı. Hatta ya olur mu Şimdi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne İngiliz Dili Edebiyatı'ndan biri. Ama o kaliteyi aşağı düşürmemenin gerektirdiği bir durum. Bunu seçkincilik ve elitizm olarak sunuyor iktidar. Ya e, böyle bir geleneği olduğu için korunmuş orası zaten. Diğerlerine benzememiş. Yani bunu anlamakta zorlanıyorlar ya da işte ne geliyor. Bak biliyorlar. bir şey vereyim mi? Bir not. E, 68 207 tane üniversite kurmakla övünüyoruz ya. 68 üniversitenin rektörünün uluslararası, çapta makalesi yok. 71 tanesinde uluslararası çapta atıf yapılan yani birisi alıp da evet. daha bu bunu demiş bir yayını yok. Şimdi böyle bir düzende biz diyoruz ki bu üniversiteler işte ilk yüze girecek, ileride. ilk 500'e girecek falan. Öğrenci e, e, sayımızda şöyle, 8 milyon 400 oldu. bin diyor. 8 milyon 400 bin <laughs> öğrencimiz vardı var dedi ve bunu Merkel'e söylediğinde tamam. üf dedi. dedi. <laughs> nasıl şaşırmış. Evet. Şaşırmıştır kadın bak ben ona katılıyorum. Şöyle şey. Almanya'dan daha ilerideyiz dedi ha. Birin tamam. dedi bunu. Merkel şöyle şaşırmıştır Merkel evet. şöyle şaşırmıştır. Şimdi Almanya ile Türkiye aynı değil mi? 83 milyon falan nüfusumuz. Nüfus olarak aynıyız. Onlar da 3 milyon Biz de 8 milyon. O demiştir ki ya bu kadar çok üniversite bunlar ne yapıyor acaba? Ya yani şaşırmıştır. Hoca Almanya'da 3 milyon kişi. Aynı boyuttaki Türkiye'de 8 milyon. E çünkü Almanya'da üniversite bitirdiğin zaman işin hazır. Çünkü daha önceden seni eliyor. Sen ne olacaksın diye teknik olacaksın, Şuraya, yani, şuraya bir ya, abi, bir türlü, gideceksin, Abi Buraya gideceksin diye. Bizde 8. Milyon, 8 milyonla övünüyoruz. Herkes işsiz ya. Herkes işsiz. Kadın demiştir herhalde ya bunlar bu Türkler ne yapıyor? Bu kadar çok üniversite öğrencisi. Evet. Üniversite mezunu Acaba nasıl istihdam ediyorlar? Nerede kullanıyorlar diye bence ondan şaşırmış. Ya da şunu da düşünmüş olabilir. Kendi ülkesindeki üniversitelerin akademik üretkenliğine, akademik disiplinine, akademik ciddiyetine o araştırmaların boyutlarını e, kafasına getirdiğinde Allah Allah biz sadece birkaç milyon üniversiteliyle bu haldeyiz. E peki bunlar 8 milyon üniversiteliyle nasıl e, bu haldeler yani şey, diye onu düşünmüş olabilir. Biz e, iktidar Değil sadece olaya, olaya uçtuğumuzu göre. Yanlış Sadece sayılarla diyor. istatistiki olarak bakıyor. İçerik, kalite, e, bir planlama, bir e, bunun bir verimlilik falan bu bu tarz hiçbir eee şeyi yok. Saplaması yok. Şimdi neye bakıyor? İşte 8.5 milyon Ama onu söyledi. Var. bütün söyledi şehirlerde ona. diyor şey yaptık. Tamam, üniversite yaptık kurduk. Da, tamam. İtiraf ya, etti onu. Bunların %70'i 80'i neredeyse üniversite değil. Yani işte bina ya bina. Herhangi bir yerde bir kiralık bir handa, bir şey de işte küçük ofis olabilecek yerlerde çoğunda öğretim üyesinin bile olmadığı yerler. Yani o diplomaların ne işe yaradığı o mezun olanlar üzerinden işte bir dinleyin bakalım. Ya bir ülkede tarım alanları tarım alanlarının %40'ı 50'si şu anda şey dışında. Üretim dışı bırakıldı. Tarım nüfusu azaldığı gibi tarım üretimi biliyorsunuz hemen 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 %50 daraldı. İşte bundan 20 sene önce kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik üretimi anlamında. Kendi kendini kendi besleyen. Şimdi 170 ülkeden tarım ürünleri ithal eden bir ülkeyiz. Peki. Buğday Ama dair. bunu söylerken ama, ama bakın biraz. şunu söyleyeceğim ama evet. Bu kadar tarımınız daralıp bu kadar siz ziraati e, dışına Bakın çıkmış nedeni. olmanıza rağmen Ziraat Fakültesi sayısı 10 katına ama çıkmış. Ama şeyde söyledi Cumhurbaşkanı 2019'da bu merkezle konuşması 2019. Ben açtım baktım 2019'da söylemiş. O zaman da diyor ki ya tamam nicelik olarak üniversite sayısı ama nitelik olarak diyor istediğimiz seviyede değiliz. Peki istediğin seviyede olması için üniversite ne yapman lazım? En basit şey Bilmiyorum. o üniversiteleri özgür bırakman lazım. Bilimi ön plana çıkarman lazım. Tepeden benden diye, AK Partili diye veya benim görüşümden diye rektör atamaması lazım. O içerisinden gelip kişinin gelen rektörün burayı ben bilim, akademik olarak daha üst seviyeye nasıl getiririm ona uğraşman lazım iktidarın ne yapması lazım? Gök kanalıyla onlara getirdikleri projelere maddi imkanlar bulması lazım. Avrupa'dan ne bileyim bir takım kaynaklar bulacaklarsa, fonlar bulacaklarsa o konuda yardımcı olmaları lazım. E bu iktidarın görevi üniversiteye, üniversiteye bu hizmeti vermektir. Üniversiteye karışmak dedik. Üniversite kendi senatosu kendi rektörünü belirler kendi akademik şeylerini belirler onun ölçüsü nedir? Kendi ülke çapındaki sıralamasıdır Birinci mi, 120. mi? Bir de Avrupa çapında, dünya çapındaki sıralamasıdır. İlk 500'de mi, ilk 100'de mi, ilk 200'de mi? Peki. Ölçü budur. Bizde öyle bir ölçü yok. Başına kimi koyduk? İşte dekan koymuşlar. Böyle bir dekan olabilir mi? ya Adam İlahiyat Fakültesi'nin dekanı. Peki. Ama önemli olan benden olması. Salim Oraya Bey. ait olması. Ondan dedi. bile yani değillerdi. Bir müsaade edin. Şimdi Mehmet Tezkan'ın değindiği konu çok önemliydi. 67 rektör uluslararası taranan endekslerde en itibar edilen endekslerde makalesi yok. 71'nin de orada makalesi var ama atı, atı yok. yok. Oysa Osman Kavala denilen şahsın karısı diye adlandırılan e, Profesör Doktor Ayşe Bura'nın e, 5700'ün üzerinde e, atfı söz konusu. Yani tek bir Ayşe Osman, Bura Osman Kavala adını da söylemiyor. Soru İstanbul şey Türkiye şubesinin olan kişinin Peki. karısı diye. Bütün bu konular çok önemli. Bakın şöyle bir gündemimiz ortaya çıktı şu anda Ali Babacan bir <laughs> söyleşide 17-25 Aralık'ı hatırlattı. Dedi ki 17-25 Aralık o dönem işte yargı ve kolluk kuvvetlerinin Türkiye için hazırladığı bir mini darbedir. Nihayetinde o operasyonu yürütenlerin hem emniyet bürokrasisinde hem de yargıdaki belli isimlerinin cemaat bağlantıları ortada. Ama diyor o toz duman içerisinde imal edilmiş, yeterince konuşturulamamış, soruşturulamamış boyutu da yolsuzluk boyutudur. İlginç. 17-25 Aralık ne kadarı yolsuzluk? Ne kadarı mini darbe? Ali Babacan neden böyle bir şey gündeme getirdi? Biz bunu konuşacağız. Ama kısa bir ara rica ediyoruz önce.